ritimler. Şimdi ritimlerin nasıl seçilip çalındığına bakalım. Hala Style Play modunda olmanız gerekli. Değilseniz Style Play moduna gidin. Daha önceki bölümde farklı performanslar, STS'ler vesaire seçiyorduk. Bu nedenle şimdi My Setting'e basın. Şimdi tüm klavyede piyano sesi olması gerekli. Klavyedeki herhangi bir yerde 3 ya da daha fazla notalı bir akor basın ve Start'a basın. Her ritim 15 ritim element içerir. Bunlar şarkıların parçalarını yani introlarını, varyasyonlarını, fill'lerini, ending'lerini vesaire oluşturmak için kullanılır. Bu düğmeleri ritim elementlerini seçmek için kullanabilirsiniz. Bu ritim intro 1'i çalıyor. Varyasyon 2'deki yanıp sönen ışık intro tamamlandıktan sonra bu varyasyona geçileceğini gösteriyor. Intronun bitmesine kalan mezurların geri sayımını bile görebiliyorsunuz. Varyasyon 1'den 4'e gittikçe normalde şarkılarda olduğu gibi müzikal partiler doğal olarak gelişip daha yoğun hale gelirler. Otofil açık olduğunda seçili varyasyona başlarken bir fil çalındığını duyacaksınız. Elbette bunu fil çalınmaması için kapatabilirsiniz. Tekrar açın ve stop'a basın. Bir ritim seçmek için ritmin ismine dokunun ve istediğiniz ritme dokunun. Şimdilik Desert Shuffle'ı seçelim ve X'te basalım. Ritimle kaydedilmiş single touch settinglerden biri olan STS 1'i seçelim. Şimdi intro 1'i seçelim. Alt kısımda bir akor verelim. Split açalım. Böylece majör bir akor verebilmek için tek nota yeterli olacak. Start'a basın. Intro 1'de akor değişimi var. Intro 2'de akor değişimi yok. Bu sizin akorlarınızla çalışmak içindir. Intro 3, şarkıyı hemen başlatmak için kısa bir introdur. Ending 1, 2, 3 de aynı şekilde işlem görür. Ritim seçim penceresini açmak için ayrıca Selection düğmelerinden Style düğmesine de basabilirsiniz. Ritimler, kategoriler halinde gruplanmıştır ve ekranda sol ve sağda bulunan tablar kullanılarak seçilebilir. Alttaki tablar sizi o kategorideki diğer ritimlere ulaştırır. Daha önce görmüş olduğunuz gibi Style Selection düğmesine sürekli basıldığında tablar arasında dolaşabilirsiniz. Funk and Soul kategorisini sonra da Urban Funk'ı seçin, X'te basın. Yeni bir ritim seçsek bile yeni ritmin STS'lerinden ve performanslarından birini seçene kadar keyboard trackları aynı kalır. Bu ritmin STS 1'ini seçelim. Split'in açık olduğunu fark edeceksiniz. Böylece PA300 Lover akor algılamayı kullanılarak ayrım noktasının altında akorlar belirliyor. Alt kısımda bir akor çalın ve Start'a basın. Ayrıca Split'i kapatabilir ve Full Chord Scanning kullanarak akorların tüm klavyede algılanmasını sağlayabilirsiniz. Tüm klavyede algılamayı etkinleştirdiğiniz vakit akor 3 ya da daha fazla nota çalmadan algılanmaz. Globalde akor algılama için başka yollar da seçebilirsiniz. Detayları PDF kılavuzda bulabileceksiniz. Pop kategorisine gidin ve Modern Beat'i seçin. X'te basın. Gördüğünüz gibi durmadan başka bir ritme geçebiliyorsunuz. Ritimlere müdahale etmek için çeşitli düğmeler ve kontroller vardır. Mesela bu Accompany düğmesi akompanyayı açıp kapatır ve size sadece davullarla birlikte çalma imkanı verir. Bu memur düğmesi tuşları bıraktığınızda tüm akompanyanın çalıp çalmayacağını ya da sadece davulların çalmayacağını seçmenizi sağlar. Memory'i tekrar açın. Manual bass, davul ve perküsyon hariç akompanyayı sessiz konuma getirir ve üst klavye trackları ile birlikte altta bass çalmanızı sağlar. Manual bass'ı kapatın. Ne çevrimle çalarsanız çalın basın, her zaman çaldığınız akorun kökünde çaldığını duyacaksınız. Split tabına gidin, bass inversiyonu açarsanız bass akorun en pes notasında çalacaktır.
Bass, Inversion, On-Off, her STS veya performans ile kaydedilebilir. Stop'a basın. Sounds bölümünde bahsettiğim gibi her ritim 4 keyboard ayarı ile kaydedilir. Bunlara Single Touch Setting denir. Kısaltması STS'dir. Ekranın altındaki STS düğmelerine basarak bunlara kolay erişebilirsiniz. STS Name tabına dokunun, böylece isimleri görebilir ve ekrandan dokunabilirsiniz. STS 3'ü seçin. Bu, Flügelhorn ve Vibes katmanlarından oluşur. Ensemble çaldığınız akorlara göre apur seslerine armoni eklemek için kullanılabilir. Çeşitli armonilerden seçim yapabilirsiniz. Menüye basın ve Keyboard Ensemble'a dokunun ve Ensemble tabına gidin. X'e basın. Bu arada Shift'e basılı tutarken editlemek istediğiniz düğmeye basarak bir düğmenin edit sayfasına kısa yoldan erişebilirsiniz. Mesela Pad Assignment, Ensemble, Türü Ayarı ve benzeri X'e basın. Movie ve Show kategorisinden sayfa 2, Meisterman, bir akor çalın. Bu sefer ritmi başlatmak için Tap Tempo'yu kullanacağız. Düğmeye 4 kez dokununca tempo belirlenir ve ritim başlar. Bu, pad düğmelerine sesler, hatta çaldığınız akorları takip eden ek örnekler bile tahsis edebilir. Ve o ritimle uyumlu hale getirebilirsiniz. Bastığınızda bir kez ya da... loop olarak çalabilir. Traditional kategorisi German Polka. Start Stop düğmesinin sağında Synchro Start Stop düğmesini bulacaksınız. Bu, klavyeyi çaldığınızda akompanyanın nasıl başlayacağını ya da duracağını kontrol eder. Synchro Start ve Stop, kapalı konuma gelene kadar bu düğmeye basın. PA300 içinde 125 stüdyo kalitesinde efekt bulunur. Bunları daha iyi anlamak için Style PA modunu bir örnek olarak kullanarak efektlerin PA300'e nasıl entegre edildiğini görelim. Rock kategorisi Fire Rock, STS1, menüye basın ve efekte dokunun. İki grup efekt göreceksiniz. FX Grup A ve FX Grup B olarak isimlendirilmişlerdir. FX Grup A, akompanya trackları içindir. B ise keyboard tracklarına yönlendirilir. FX Grup A ve B, iki set master efekttir. Master efektler, tracklardan gelen dry sinyalle birbirlerine paralel mixlenirler. Her track, her iki master efekte giriş yapabilir ve her track için uygulanacak efekt miktarı ayarlanabilir. FX Grup A tabını seçin. İstediğiniz master efekti buradan seçebilir ve her efektin parametrelerine bu tablolardan direkt olarak erişebilirsiniz. Dikkat ettiyseniz, bu durumda Master Effect 1 bir reverb efektiyken Master Effect 2 bir chorus efekti. Menüye basın, Mixer Tuning'a dokunun ve FX Send sayfasına gidin. Track Select'te basıldığında akompanya trackları ve keyboard tracklarının ayarları arasında gidip gelebilirsiniz. Akompanya tracklarını görüntüleyin. Her track için Master Effect miktarını buradan ayarlayabilirsiniz. Bu durumda drum track, bass track ve benzeri için istediğiniz reverb ve chorus miktarı oluyor. Her keyboard track için uygulanacak FX grup B master efekt miktarı buradan aynı şekilde ayarlanabilir. X'e basın. Efektleri anlatmak için Style Play'i kullanıyoruz ancak diğer modlarda da aynı şekilde çalışır. Song Play'de sekans trackleri FX grup A ve keyboard trackleri FX grup B'yi kullanır. Sequencer modunda her track FX grup A ya da B'yi kullanabilir. PA300 size müzikal ihtiyaçlarınıza göre enstrümanınızı şekillendirme imkanı verecek kadar esnek bir cihazdır. Mesela davullar, bir ritmin drum kitini jazz kitinden tekno kitine değiştirebilir ya da bir kit içindeki davul sesini alıp drum editor
Özelliğiyle üzerinde değişiklik yapabilirsiniz. Detaylar PDF kılavuzundadır. Ayrıca bir ritmin tüm partileri tamamen editlenebilir. Ancak fabrika ritimlerini değiştirmemek en iyisidir. Songbook, ritimleri ihtiyaçlarınıza göre değiştirmek ve Songbook bölümünde de görebileceğiniz gibi akıllı ve etkili şekilde çağırıp kullanmak için mükemmel bir yoldur. Bir fabrika ritmini değiştirmek istiyorsanız, bir user bölümünü kopyalayıp, bu kopyalanan ritmi editlemek en iyisidir. Dans kategorisinden elektro dansı için, hazır buradayken Shift'e basılı tutarak, birden fazla ritim seçebileceğinize dikkat edin. Sayfa menüsünü açın ve Copy and Paste'e dokunun. Favori User tabanına dokunun, sonra User 1 tabanına dokunun ve ritmi kopyalamak istediğiniz bölüme dokunun. Mesela, üst sol köşedeki şu bölüme dokunalım. Birden fazla ritim kopyaladığımızdan dolayı bunlar seçtiğimiz ilk bölüme ve ardındaki diğer bölümlere gönderilecektir. Kopyalanmış ritimlerden birine dokunun ve tekrar sayfa menüsünü açın. Rename, Delete yanında favorit banklarınızı tekrar isimlendirmek için Rename komutunu da içeren pek çok faydalı komut eklendiğini göreceksiniz.